Ulusal Kanal gönüllüleri Almanya, Nihat Genç'le Ver Yansını sunar. Yok, aynı şeyleri söyle, bunların şeyi kalmaz. Doktor Albert Damre, Abo, şey. Bak, bağlama ayrı, yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey. Mutlu akşamlar değerli seyirciler. Nihat Genç'le Ver Yansını'nda bu akşam yine karşınızdayız. Nihat abi, İsterseniz Führer benzetmesiyle girelim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'ı biraz da Führer'e benzetiyor ve şöyle söylüyor. Diyor ki kuvvetler ayrılığı, medya, düşünce ve ifade özgürlüğü var mı bu ülkede? Yok. Hitler'in ülkesinde de yoktu. Führer'e doğru çalışmak adım adım devam ediyor. İktidar durumu böyle diyor. Yani eskiden diyor iktidar çoğulcu demokrasiyi savunurdu. Şimdi çoğunlukçu demokrasiyi savunuyor diyor. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleriyle başlayalım isterseniz. Ben Kılıçdaroğlu'nun bu Führer benzetmesine akademik bir katkıda bulunmak istiyorum. Evet. Führer'i yok ettiği, soykırımdan geçirdiği, imha ve infaza tabi tuttu azınlıktı. Unutmayacaksınız. Azınlıklardı. Türkiye'de Tayyip Erdoğan daha büyük bir şey yapıyor. Çoğunluğa karşı. %40'a karşı imha ve infaz hareketlerine girişiyor. Bu kadar küçük bir katkım olsun. Bu kadar bir katkımız olsun diyorsunuz. Akademik bir katkı. Evet. Bu arada da yine akil adamlar mı, aciz adamlar mı artık bu deyimle çok gelişti. Bunlardan Cemal Uşak var. Fethullah Gülen Vakfı'nın da başkanı. Çok ilginç bir kelime söyledi. Diyor ki 40 bin kişi telef oldu. Yani telef olmak cümlesini de kurdu. Çok tabii saygısızca bir şey. Biraz önceki cümlem şey yapılmasın. Bir kişi de olsa insanların burnu kanamayacak tabii. Öyle bir şey. Çok şeyi insanlar çok şekilde yanlış ve kasıtlı çarpıtmalar anlatıyor. Tek bir kişi bir kutsaldır. Tek bir kişi bile bizim için kutsaldır yani. Bu çok değerli. Bir insan hayatı çok değerlidir. Kim olursa olsun ırk değil din. Tek bir kişi dahi. Bizim için, hele Müslüman içinse bir alemdir yani. O kadar değerli bir şeydir. Bu telef kelimesi, tabii onların neyle iştigal ediyorlar, neyle oturup kalkıyorlarsa onu konuşuyorlar. Değil mi? İş dünyalarında ne varsa onu konuşuyorlar. Bir toprağı ayakta tutan kutsal değerlerden haberi yok. Yani sadece şehitten, gazilikten, bunların ne anlama geldiğinden değil. Aynı insana gidin sorun. Mutlaka nohutunu da tanımayacak, bulgurunu da tanımayacak. Torosların sedir ağaçlarına tanımayacak, Sinop'un kestane ağaçlarına tanımayacak, Karadeniz'in doğu ledinlerinde tanımayacak, tanımaz. Ya da İzmir'in, Ege'nin, değil mi? Dünya çapında bir tek bu bölgeye has o zeytin ağaçlarını tanımayacak. Bunlar tabii bu dönemin böyle de bir güzelliği oldu. Fahş oldular. Evet. Biz elimizde medya yok ki onlar hani deşifre edelim, onların ayrıntılarını gidelim, soruşturmacı bir araştırmayla, değil mi, incini cincini ortaya çıkartalım. Bunlara hiç gerek yok. O kadar şey kendileri geniş buldular ki sallıyorlar. O sallamalarda tarihe not oluyor. O sallamalarla bir tarih yazılıyor. Benim görüşüm şudur. Türkiye'de bu saate kadar gelen Ergenekon ve Balyo sürecinde sona 5 dakika kalmıştır. Ama 5 dakika kalmaya dönük güç milli direnen tarafa geçmiştir. Belki televizyonları birikiyor olabilir, belki şu olabilir ama büyük bir direnen kitle ortaya çıkmıştır. Yavaş yavaş da yoluna gidiyor. Dikkat edin Tayyip Erdoğan Bey bir Türkiye'nin üstüne bir beton dökmeye çalışıyor. Çok büyük bir beton. Hepimiz bu betonun altında değil mi? Ergenekon ve Balyoz davalarında. Şimdi soğumaya yüz tuttu yani. Betonun içinde soğutmaya yüz tuttu. Hepimiz bir bilelim. Eğer bu betonun içinde kımıldamazsak, şu anda beton sıcakken 1,5 yılı kaldı Türkiye'nin. Bu 1,5 yıl içinde bu beton içinde çırpınacak, isyan edecek, bağıracak, hakkını arayacak, meydana çıkacak, sandığına gidecek, yakınını, arkadaşını, herkesi şey yapacak, bilgilendirecek, uyaracak, ikazlar edecek. Eğer 1,5 yıl içinde bunları yapabilirsek o zaman bu betonla bir şekilde kurtuluruz. Ve kaç 8 saat 3 gün oldu. Kendilerinin kiraladıkları, kendilerinin Suriye'de kendilerinin kiraladıkları, kendilerini tuttukları, ekranlara çıkıp pişmiş ettikleri, çocuk gibi sevdikleri Esad'a karşı ki o güçler
o terörist güçler kendi polislerini öldürdü. Bunun açıklaması yok. Bu insanlar yarın bugün Suriye'de iktidar olsa, Allah göstermesin, Tayyip'e de silah çekecekler. Yani bugünkü gibi gitmeyecek. Yakın tarihin bu küçük ittifakları, bu devlet olamayan küçük mikro iktidarlar, küçük liderlikler, kabile şefleri, mezhep şefleri, işte ajanların kurduğu küçük çetelerle ittifak olmayacağını bilmeyecek kadar bir devlet adamı olamaz. Bunlar nedir bunlar? 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi bunlarla ittifak kuruyorsun. Kimin adamıdır? Hangi ajanın adamıdır? Sen Esad'ı vuracak diye bunları şey yapıyorsun. Ve geldi senin polisini vurdu. İktidarsınız, ağzınızdan ses çıkmıyor. Daha önce uçağınız vuruldu. Neredesiniz? Ağzınızdan ses çıkmıyor. İşte bütün bunları yavaş yavaş Anadolu halkı bunları görüyor. Ve çok büyük bir ses geliyor. Ben şuna inanıyorum. Bizi betona dökemeyecekler. Tayyip Erdoğan Bey, ben ilk günden dedim ki bunlar bu akil adamlar vesilesiyle halkı fişliyorlar. Bugün fişlediğini kendisi itiraf etti. 4500 kişi protestoda bulunmuş demiş. Evet. Ne 4500 kişisi? Ne Tayyip Bey, sen öyle rüya görmek istiyorsan gör. Kaç bin kişi olduğunu, kaç milyon kişi olduğunu sen göreceksin, sandıklarda göreceksin. Siz değişen, tamamen değişen Türkiye'yi, ruh hali değişti. Size oy veren kitlelerin de ruh hali değişti. Niye bize anket açıklamıyorsunuz kaç aydır? Her şey değişti. Çünkü AKP PKK ile aynı şeye bindi. Bu çok önemlidir. Düne kadar İslami'dir, bizim adamdır diye kandırabiliyorlardı. Ama şimdi aynı şeye bindiler. Bu kaçınılmaz yani. Bu aynı şeye bindiği görülüyor. Hoca şeye gitmiş, pazara gitmiş. Metroyla eşek bakıyor. Satıcı demiş ki, ya hocam demiş, hiç demiş eşek satın alırken mezroyla eşek satın bakılıp satın alınmamış. Eşeği satın alanlar ağzındaki dişlere bakar, sağlam mı değil mi diye. O demiş ki düne kadar öyleydi diyor, tek biniyordu. Şimdi öyle değil dedi. Ben biniyorum, karım binecek, arkaya da çocuk binecek. O yüzden demiş, ben demiş mezroyla alıyorum. Tayyip Erdoğan Bey anketlerine şimdi biraz mezroyla baksın. Metroyla baksın. Şimdi çünkü önümüzdeki seçimlerde, bu üç tane seçimde de aynı eşeğe kendi binecek, AKP binecek, Barzani binecek. Ve BDP. BDP binecek ve Türkiye halkı buna oy verecek. Yok ya, ya buna inanmak mümkün mü? Buna Tayyip'in kendisi de inanmak inanmıyor. Ama girdikleri süreç kendi ayaklarını çok, yani asıl betona onlar saplandı. Asıl kendileri şimdi buradan nasıl çıkacak? Şimdi seçimlerden seçimlere bir yıl kaldı. Anadolu halkı, ben AKP'ye oy verirsem aynı eşeğe binmiş, PKK'ya da oy vermiş olabileceğini gördü. Kendisine oy verenler gördü. Şimdi burada net bir şey çıktı kaldı. O da şudur, şu anda bizim tek bir şey engel var önümüzde. O da seçimlerin bu bilgisayar hilelerinden arındırılmış olması. Yani biz elle hesaplansın bu diyoruz. CHP'de, İşçi Partisi'de bu konuda sıkıştırma yapsınlar. Evet. Elle bunu hesaplayalım canım. El makineleri var. Bütün dünyada o hadise ve var. Ve Batı dünyası da bunun çoğundan vazgeçti. Ta bu şimdiler seçimlerinde bunlar olduğu belgesellerle ortaya çıktı. Çünkü bir %10 aldığı kesin. Şimdi bunu %25'e bile gerilese %35'i var. O yüzden ANAP gibi %5'e düşmesi lazım ki %15, %20 görünecek gene. Kendisi de ihtimal vermiyor zaten buna. Ama bu %10 bir kaçak var yani. Evet, bir de parmak boyalarını da kaldırdılar. Şimdi bunun dışında bakın, dikkat edin. Bizim hukuk dışı, engeller dışında önümüzde engel yok. Biz şu ana kadar bu kadar zulme ve gaddarlığa karşı hukuk dışı tek bir olay olmadı. Tek bir olay. Evet. Yani tek bir olay olmadı. Nihat abi, siz... Ve kendileri, ama bak kendileri değil mi? İnfazın bir şeydir. Bunu Türkiye halkı, yani şimdi Tayyip Bey bir 8 yıl, bundan 7 yıl önce bir şeye karar verdi. Ergenekon ve Balyoz'la içeri attılar değil mi? Bir generalliğe karar verdiler. General. Bir general oldu Tayyip Bey. Tek güç kendisinde toplandı. Her şeye karar verdi. Bakın savaş zamanlarında generaller tek emrin, tek gücün kendinde olmasından çok hoşlanır. Bu doğrudur yani. Cephede öyledir. Ama savaş uzadıkça general zorlanır. Çok zorlanır general. Çünkü generalde yorgunluklar başlar. Her elin psikolojik yükü, her elin yarası, kaşıntısı, mermisi, isyanı, kaçaklığı, intiharı onun üstüne yüklenir. Şimdi Tayyip Bey artık tek başına giderken güzeldi. Yani
uçağın içindeki hostesin rujuna kadar, İstanbul sokağındaki kaldırım taşına kadar her yeri kendine bağlamış. Şimdi o kendisini çok büyük yormaya başladı. Bu yorgunlukla bu generallik gitmez. Bunun şakası yok, gitmez. Ve kendisi saçmalamaya başladı zaten. Yani konuşmalarına baktığın zaman protesto edenler 4538 kişiymiş gibi bir de yani. Ne bu yani? Böyle 38'de orayı dibine koyarak yani çok inandırıcı bir şey mi yapmaya çalışıyorsun? Ve sen PKK ile aynı eşeğe bindin ve Anadolu halkına bunu inandırmaya çalışıyorsun. Bu mümkün değildir. Buyur. Çok özür dilerim. Bu eşeğe 3 kişinin binmesiyle beraber bir dönem bu betonun içerisindeki İhsan Dağı var, Zaman Gazetesi yazarı ki ilk karısını da geçtiğimiz dönem AKP milletvekili yapmıştı. İhsan Dağı Tayyip Erdoğan'ın da yakın danışmanları arasındaydı. Geçtiğimiz günkü yazısında şöyle diyor ki ya bir itiraf var. Metropol'ün diyor yaptırdığı araştırma şirketinde AKP ve BDP'nin yapacağı anayasanın olacağı oy miktarı en fazla %28-62 karşı çıkıyordur. Başkanlık konusundaki destek de %40'ın altında diyor. Artık AKP'nin kendi tabanını dahi ikna edemediği ortaya çıkmıştır diyor. Yani bunu İhsan Dağı söylüyor. Bunu ve bu ambargoya rağmen söylüyor. Evet. Bu baskıya rağmen söylüyor. Çünkü bu AKP'nin bir merkezi var. Bu merkezinde bütün medyada yazılan her cümle telefonla aranıyor, sorgulanıyor ve ya cezalandırıyor ya da başka şey yapılıyor. Buna rağmen bunlar söyleniyor. Biz bunu daha değişik görüyoruz yani. Çok net görüyoruz. Ama bir baskın yaptılar. Şu ana kadar AKP'nin tek neticesi, tek aldığı netice Ergenekon ve Balyoz sürecinde Türkiye'nin hiç beklemediği bir baskındır. Evet. Her baskın afallatır, şaşkılır. Yani ne oldu? İnsanlar birden tutsuz içeri atlar hukuksuz. O baskının getirdiği bir şey vardı. O baskın. Yani bir gün top oynuyorsunuz. Orada 3 tane daha belli silahlı sahaya giriyor çocuklar. Şaşırır herkes. Evet. Şimdi o baskın tabii hazırlıklı bir baskın o. Manşetler. Yok Fatih uçuracaklarmış, yok şunu yapacaklarmış değil mi? Evet. Bu AKP'nin tek bir şeysi bu baskında bir süre kazandı. Ve bu süreyi de ithamlar, iftiralar atarak pekiştirmek istedi. Ama süreç insanlar içeride 5 yıl yavaş yavaş. Sen kalkıyorsun Türk ordusunu ve Genelkurmay Başkanı içeri atıyorsun. Bak atıyorsam attım da. Buna da var. Ama ona hukuki bir gerekçe aramak o bozar. O yiyemez yani. Yok terörist misin yok. Yok muymuş. Delikanlıysan attıysam attım da. Onu diyemiyorsun. Ona bir hukuki gerekçe bulmaya çalışıyorsun. O hukuki gerekçe de şey gibi. Yani komik bir şey yani. Sen nasıl Türk ordusuna bu muameleyi çekersin? Şimdi bunu Türkiye halkı tabii yazarlar çok anından bakar ve hemen görür. Ama halk biraz daha geç algılar çünkü uzak mevzuya yavaş yavaş. Şimdi halk bunu gördü. Tayyip Bey'in hiç şansı yok. Sen etnik milliyetçilere ordu kurduracaksın ve etnik milliyetçiden millet şeylerle ciddiye alacaksın. Evet. Katillerle, teröristleri, Hizbullahları, Güneydoğu'daki Hizbullahları, Nasrallah değil yani Nasrallah. Neredeyse bizim adamımız yani. Lübnan Hizbullah'ı bizim adamız yani. Onlar anti-emperyalist. Anti-emperyalist. Herkesin yanındayız. Herkes de bizim yanımızda. Ve bunların tavrı da değişmemiştir. Bugün Tayyip'in de kıl olduğu o zaten. Nasıl Allah'ı temizlemek, Hizbullah'ı temizlemek. Suriye'nin en şeysidir yanında. Biz sen gidesin oradaki mezhepleri, cemaatleri silahlayacaksın ve bir orduyu dağıtacaksın. Tayyip Bey, senin Türk ordusunu dağıtmaya gücün yeter mi? Yani yazarların çıksın ve konuşsunlar, anlatsınlar bize. Türk ordusu bu. Türk ordusu. Kim ordu kurar? Ancak uygarlar ordu kurar. Kabileler ordu kuramaz. Mezhepler ordu kuramaz. Tarihte de yoktur. Şeyde klanların ordusu şeyden önce var. Peygamber doğmadan önce var. Yani klanlar, cahiliye döneminde. Cahiliye döneminde var. Hem İslam diyorsun hem de cahiliye dönemindeki orduyu kuruyorsun. Peygamberle şehir gelmiştir. 2 milyon insan getirdi Atilla Avrupa'ya. Bu 2 milyon insanı 5 bin kilometre götür. Bütün Asya'yı topladı götürdü. Evet. Bütün Asya'yı götürdü. Asya'nın 1000 çeşitliliğini getirdi ve şeye götürdü. Roma'ya kadar. Roma kapı, Paris kapılarına kadar götürdü. Bu yüksek bir teknolojidir. 5 bin, 10 bin kilometre 2 milyon insan götürerek o bir uygarlık şeyini koymuştur. Teknolojisini koymuştur Atilla. Gelelim Malazgirt'e. Malazgirt'te herkes vardı.
Türk soyundan kan hakkı işlemesin diye kendi soyundan insanları komutan yapmazlardı. Bir Kürt beylerini Malazgirt'te Alparslan büyük komutanlar yapmıştır Kürtlerden. Ve Kafkasya'da, Orta Doğu'da kim varsa Malazgirt'te şeyde Alparslan ordusundadır. Ve o günden beri de bu topraklarda yaşayan herkes Türk ordusunda yer almıştır. Haçlılara karşı savaştık biz. Ordumuzda herkes var bak, herkes. Kafkasya'nın, Orta Doğu'nun ve Balkanların bütün şeysi, karmaşası, karışıklığı bizim ordumuzda vardır. Çanakkale'ye de öyle. Çanakkale'ye kadar öyle geldi. 1000 yıldır bu ordu bir medeniyet, değil mi? Türk ordusu, Osmanlı'dan Türk ordusu da bunun özetidir. Şimdi herhangi bir savaş sahnesine bak ya da herhangi bir birliğimize git bak. Bir mangaya git bak. Hangi mangası olursa olsun Türk ordusunun şu anda görev yapan. Askeri şubelerinden dağdaki bir karakoluna kadar. 10 kişiyi al, onunun da kavmiyeti farklıdır. Farklıdır kardeşim. Bu uygarlığın özetidir bu ordu. Ve 1000 yıl yabancı tahakkümüne karşı durmuş. Yabancı tahakkümüyle de işbirliği yapmamış bir ordudur bu ordu. Siz bu orduyu yok edeceksiniz. Yerine tekrar cahiliye öncesi iptidayı, Afrika kabileleri gibi klan milliyetçiliği bilmem ne dağıtacaksınız. Böyle bir şey yoktur. Bakın bunu güzel bir örnekle anlatmaya çalışayım. Genç çocuklar anlasın bunu. Yani çünkü böyle ordu, askeri vesaire. Tabii ki siyasette askeri mesela yeri bellidir ve belli bir yere çekilecek. Onu iddia eden kimse yoktur. Ama Türk ordusuna karşı, bugün Türk ordusuna karşı girişimde şey yapanlar, yok etmeye çalışanlar, ben Doğu Perinçek alındığı gün dedim. Doğu Perinçek'i içeri atan güç, nohutu da içeri atıyor. Pamuğunuzu da içeri atıyor. Telekomunuz da, pancar, aynı şeydir. Çünkü onlar başka bir yerden getiriyor tartışma. İşte vesayet asker siyasete karışıyor. Orada ben de varım. Tabii ki demokrasinin sınırları içerisinde olacak herkes. Ama olay o değildir. Olay bir orduyu yerli ve direnen. Bu ordu nohutunu da koruyor, karpuzunu da koruyor, fabrikalarını da koruyor. Değil mi? Evet. O şeyle bunu imha etmek. Ve dikkat et, aynı ordunun bu yerel ve milli temsilcilerini susturup içeri atıyorsun. Yani bunları yazarak çizerek toprağı savunanları. Değil ve mi? Bu bütün bu hesap da liberal yazarlara bakarsak ya da bu ajan bozması insanlara bakarsak vesayetlici, vesayet temiz yok ya. Sen bir uygarlık batıya karşı koymuş tarih boyu bir gücü sindirmek istiyorsun. Buna hiçbir zaman senin gücün yetmez. Bakın küçük bir hikayeyle anlatayım bunu. Bizim Karadeniz'de kemence vardır. Mahalli bir sazdır bu kemence. Ya da Ege'de sipsi vardır. Bunlar küçük mahalli yerel sazlardır. Bunun zevkleri vardır. Hepimiz de bunları izleriz, dinleriz. Bu ki ama iktidaidir bu. 10 bin yıl, 5 bin yıllık da tarihi vardır. Sipsinin de öyle, öbürünün de öyle. Yerel sazlar, saz da öyledir yani. Şimdi aynı kemence Türk sanat müziğine geldiği zaman yapısı değişmiştir. Daha gelişkin, daha komplike, daha sofistike, daha ince hale gelmiştir. Şu kadarcık bir yerde 40 tane makam aralığı var. Yani bu akıl işi değil yani. Parmakla yönetiyorsun bunu. Yani bu şu kadar... Buradan 40 tane makam çıkartıyorsun. Şu kadar yerli adam böyle şey yaparken. Çok yüksek bir sanat kemence. Şeyin de sanat müziğinin de en yüksek şeysidir. Enstrümanıdır. Enstrümanı. Şimdi bir iktidai yerel, mahalli kemencemiz var. Bir de komplike bir şarkıyı söyleyen daha incelmiş kemencemiz var. İkisi arasındaki fark şudur. O yerel kemence etnik milliyetçilik gibi, yerel gibi daha mahalli zevklere şey yapar. Ama bu daha yüksek, hepsini üsteleyen. Yani Türkiye'de son 30 yılda devletin de eliyle şarkı bozulmuştur. Sanat müziği de bozulmuştur. Şarkı daha üst bir şeydir. Şarkı daha bütün mahalli kültürlerin üstünde. Hepimize daha bir ortak kültür. Şimdi mezhep milliyetçiliği, etnik milliyetçilikle bu enstrüman arasında da ciddi bir ilişki vardır. Ordu işte şarkıdır. Hepsi herkes söyler. Aynı şarkıyı Ege'de söyler, Doğu'da söyler. Bir şarkıyla gelir büyük medeniyetler. Evet. Bir şarkısı vardır. Büyük sanatları vardır. Büyük mimarileri vardır. Değil mi? Evet. Sultanahmet'teki mimariyle şeydeki Diyarbakır'da Yeni Cami aynı mimari özellikleri bulursunuz. Selçuk'ta bulursun, öbüründe bulursun. Şimdi bu üst çatıyı yani ordu işte bu üst çatıdır. Komplike, gelişmiş. Evet. Her dinden insan, her cins insan. Tek bir özelliği vardır bu gücün. Yabancı tahakkümüne karşı toprağını korumak. Bu ordu 300 yıl Haçlılara karşı korudu mu? Rusuna, İngilizlere karşı daha dün korudu mu?
şimdi de koruyacak. Bunlar bu toprağın direnişini şey yapıyorlar, alıp içeri atıyorlar, direnen tarafı. Bu orduyu dağıtırken kimlere izin veriyorlar? Etnik ve klan milliyetçilerine, meslek milliyetçilerinin kapısını açmaya çalışıyorlar. Ve bunu da genç aydınların işte ordu vesayet ne alakası var? Ben mesela şöyle cümleler kullanılmıştır. Bu çok 30 yılda bunun edebiyatı çok yapıldığı için söylüyorum. İşte canım ordu emir komuta zinciri içinde çalışır. E öyle çalışır. Emir komuta zinciri içinde, hiyerarşi içinde çalışır orada. Doğru. Ne var bunda? Ha emir komuta zinciri içinde onu boğalım mı? E senin de karakollarını kollayacak, güvenlik, asayiş sağlayacak bir güce ihtiyacın var. Burada tartıştığımız ordu siyasete girmesin. Orduyu oligarşik yapan da, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra orduyla oligarşik bir güç yapan da NATO, Amerika'nın kendisi. Değil mi yani öyle bir şey yapan? Kullanan, darbelerde kullanan, medyada baskı tutturan, üstüne baskı oluşturan. Şimdi kardeşim, ordunun emir komuta zinciri içinde çalışarak, aşırı söyleyerek genç aydınların üzerinde bir ordu tukaka, ordu pis, ordu faşist, ordu militarı gibi bir anlayışı hakim kılmaya çalışıyorlar. Oysa bu böyle. Kamera demirden yapılır, çelik kasa demirden yapılır, bu porselen seramikten yapılır. Yani bu eşyanın tabiatı. Değil mi? Öyle. Şimdi Türkiye'de ve dünyada, şimdi bakın, asıl emir komuta zinciri içinde çalışanlar kim? Orta Doğu'da emir komuta zinciri içinde kim çalışıyor? Petrol kartelleri çalışıyor, çok uluslu şirketler çalışıyor. Bugün Orta Doğu'yu bu hale getiren etnik milliyetçilerle, değil mi? Bu haritaları parçalayan kimdir? Bunları yapan emir komuta zinciri içindeki büyük petrol kartelleridir ve onlarla eşgüdü işte FBI'dır, Amerika'dır falan. Şimdi piyasaya hakim olan kim? Emir komuta zinciri içinde piyasaya hakim olan bir güç var. Petrol kartelleri ya da çok uluslu şirketler ya da büyük çıkarlar diyelim. Piyasanın büyük çıkarları. Ya yani asıl emir komuta zinciri içinde çalışan piyasanın kendisi, borsanın kendisi ve orayı yönetenler. Sen orayı görmüyorsun. Senin sana ayakkabı satan, sana günlük ekmeğini veren bir emir, ya sen Çubuk'tan marul sana gelmiyor. Paris'ten Carrefour mağazası geliyor. Carrefour mağazasından gidip marul alıyorsun. Çubuk'tan sen getiremiyorsun. Paris'li bir alışveriş merkezi sana getiriyor. Ve bu bir şeydir. Emir komuta zinciri içinde yapıyor. Sen buradaki yapıya bakıp bu piyasanın emir komuta zinciri içinde seni kendi milli değerlerine, nohutuna, maruluna, yerli sanayine düşmanlık yaptırdığını görmüyorsun. Ve orduya karşı böyle laflar etmeye çalışıyorsun. Değil mi? Ne kadar yanlış bir yere falan insanların kafasında kolluyor. Şimdi bizim piyasayı yönlendiren, bizi Suriye'yle savaştıran bir emir komuta zinciri var. Evet. Ne diyor PKK? Benim arkamda kim var diyor? Benim arkamda İsrail var. Amerika var. Amerika var. Değil mi? Bunları diyor. Onların üstünde ne var? Bu büyük şirketler var. Şimdi PKK'nın kendisi itiraf ediyor. Karşımızda büyük bir emir komuta zinciri var. Hiyerarşi içinde çalışıyor ve hiyerarşi içinde bizi hapsediyor. Yok sayıyor. Televizyonda konuşma hakkı vermiyor. Yerli ve milli kaynaklarını talan ediyor. Sadece kendisiyle işbirliğine girmiş bir hükümeti iktidar ediyor. Hatta İslami bir iktidar. Şey yapıyor ve bunlarla, değil mi? Al gülüm ver gülüm. Şimdi genç aydınlar bakacak. Kimdir bu? Yani bizim düşman olmamız gereken, değil mi? Kimdir şimdi? Ordu, Engin Ardıçlar, Mehmet As şeyler, Barlaslar. Evet. 30 yıldır liberaller işte tuğkaka ordu, tuğkaka ordu, tuğkaka ordu, işte militarizm. E tabi yani siyasete girmesin, doğru. Ama siz büyük bir emir komutadan zincir, büyük bir emir komuta zincirindeki yerlerden emir alarak bu yerel ve milli direnişi, değil mi? Yok ettiniz ve kenara attınız. Ama yok edebildiler mi? Hayır, buna asla güçleri yetmez. Bunu herkes, yani bu top uygarlık demek şudur bile, onu da söyleyeyim sana. Ya uygarlık silkinir, zor günler yaşar, işgal günleri yaşar, tasfiye günleri yaşar. Uygarlığın değerleri çok kutsaldır. Cumhuriyet, 1000 yıllık kültür, 1000 yıllık toprak, 1000 yıl yabancı tahkimine karşı durmuş. Bunlar büyük değerlerdir. Öyle uygarlıklar, gel 2 günde ez geç, 2 günde imha et. Tayyip Bey'in istediği kadar seri imha ve infaz emri versin. Bu toprakların her şehrinde 2'şer nükleer bomba düşmeden bu toprakları teslim almaları mümkün değil. Sen ne yapıyorsun? 40.000 tane adam öldürmüş. Bize hala BDP başkanları şey yapıyor, süreç devam etmese gene öldürürüz diye tehdit ediyor. Sen 40.000'i geç. İş oraya gelince milyonları konuş bakalım. 5 milyon 10 milyonu konuşacaksın. Burada koskoca bir uygarlık var. 1000 yıl, binlerce yıl yabancı tahakkümüne karşı durmuş. Arap duramamış, Fars duramamış, bunlar durmuş. Hepsi adına da durduk.
Ve şimdi yabancı tahakkümü karşımızda bir emir komuta zinciri var. Piyasaya, petrol kartellerine, Barzani'ye, PKK'ya ve Tayyip Erdoğan'a yön veren bir emir komuta zinciri var. İşte buna karşı milli direniş budur, yerli direniş budur. Ordu Berlin duvarı çöktükten sonra bir silkendi. Kendi kendine soru sormaya başladı ve bunu çocuksu da yapmaya başladı. Yani her konferansta açık alanlarda söylemeye başladı. Dedi ki ya eskisi kadar köpeği olmayalım NATO'nun. Ya da daha bir ortada bir yerde duralım. Alternatiflerimiz olsun. Alternatiflerimiz olsun. Değil mi falan gibi. Ya evet. Bunu da sinsi bir tarafı yoktu. Çünkü bunu bütün Alevi konferanslarında yapıyordu. Vay sen misin bunu diyen bir milli direnişin seslendirilmesi dahi. Bakın içeri atıldı Hurşit Paşalar içeride. Evet. Ha, şimdi öyle yerel direnişler. Biz öyle mali bir yerel bilmem ne yerel direnişi değiliz. Bizim arkamızda kutsal değerler var. Cumhuriyet gibi, bağımsız gibi, erdem gibi. Yüzlerce tarihi simamız var. Bize güç veren değil mi şey var. Şimdi sen bunu kalkıp bir Tayyip'in tezgahlarıyla, bir işbirlikçinin tezgahlarıyla, bir Apo'nun tezgahlarıyla bunu yeneceğini sanıyorsun. Evet. Aldanıyorsun. Aldanıyorsunuz. Uygarlıklar 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl koskoca Paris işgal oldu kardeşim. Rusya, Moskova'sı işgal oldu. Bunlar tarih yaşadı. Bize de bir baskın yaptılar. Baskın. Hukuk dışı bir baskın. Ergenekon ve Balyoz. Attılar içeri, tuttular. Daha davalar, avukatlar, daha ne olduğunu anlayana kadar 5 yıl geçti. Yani bunun dışında güçleri yoktur. Sadece baskın yaparlar. Haklı olsalardı zaten bu kadar baskın yapmazlardı. Böyle belgeye getirip dalgalandırırlardı. Fakat müthiş de bir telaş var. Yani başbakan milli merkezin olağanüstü de telaştı. Ondan da çok endişeli. Ne yapacağını şaşırdı. Bu sefer de MHP'ye, Devlet Bahçeli'ye çatıyor ve diyor ki eğer bir yandan biz İçişi Partisi'nin yeleği değiliz diyorsunuz ama öte yandan da İçişi Partisi Başkanı'nı Silivri'den çıkarma çağrısı yapıyorsunuz. Bu ne diyor Devlet Bahçeli'ye? Dönüyor. Yani Bahçeli'nin DSP-MHP-ANAP koalisyonu 57. hükümetinde de bir takım yolsuzlukların olduğunu, onları ortaya çıkaracağını iddia ederek de bir karşı saldırıya geçti. Yani bu birliktelikten fena halde de şimdi orada şuna seslenmek istiyor. Yani Devlet Bahçeli'nin kitlelerine, ki ben Devlet Bahçeli'nin kitleleri diyelim, Türkmen köylüsü, Türkmen köylüsü işinde gücünde Orta Anadolu'da ve Ege'de başımızın tacıdır. Bu kitleler daha az gazete okuduğunu, daha az televizyon seyrettiğini düşünerek bu kitlere yine bunlar şey mi tuhaf adamlar, terörist adamlar, kafir adamlar gibi hani bir şeye uyan oradan bir pisli kıllık yapmaya çalışıyor Tayyip Bey. Ben size ona söyleyeyim. Türkmen köylüsü uyanmıştır. Ben bunu gözümle gördüm. Orta Anadolu'nun Türkmen köylüsü, Ege'nin Türkmen köylüsü biraz geç oldu uyanmıştır. Evet. Ve bu toprağın üstündedir Tayyip Bey. Seçim otobüslerinde oraya gidecek. Sen bırak akilleri, sen kendi adamlarınla gideceksin oraya ve cevabını göreceksin. Seçim sandıklarında bir bilgisayar hilesi olmadıktan sonra bunun cevabını alacaksın. Zaten rahatsızlığında ortaya çıkmıştır. Sen şunun hesabını vereceksin. Sen Türkiye'yi parçalama hakkına, bu haritayla oynama hakkına nereden sahip oluyorsun? Amerika'dan aldığın güç, İsrail'den aldığın güç. Bunları geç, sen bir komşumuz, 9 kilometrelik komşumuza silahlarla destekleme ve savaş açma hakkına sahip oluyorsun. Seni bu kadar gaza kim getirdi? Bu dolmuşa niye geldi? Bir otur konuş ya. Bir aynanın karşısına geç. Diz çök. Allah'a yalvar. Bir murakabe et kendine yani. Bir şey yap. Bir tefekküre gir. Bizim bunları hazmetmemiz, kabullenmemiz mümkün olabilir mi? Toprak altımız, ayağımızın altından toprak çekiliyor. Biz hala demokrasi içinde konuşuyoruz. Yok. Öyle bir şey yok. Biz henüz seçime kadar diyoruz. Hukuk ve demokrasi seçime kadar. Göreceğiz karşı tarafın kartını. Yani burada Tayyip Erdoğan Bey'de çok büyük bir değişim meydana geldi. Sen ne oldu da son 5 yılda bayrağa, cumhuriyete, orduya, yazarlara büyük bir saldırıya geçtin. Ne oldu be? Bir anlayalım bunu. Hani çok eskiden beri söylenen bir Ziya Kalp'ten bir cümlesi vardı ya. Minareler süngümüz. Yoksa diyorum o minareden mi düştü? Yani bunu söylememiz lazım. Bir yerden düştü Tayyip Bey. Bu eski şeylerde hali anlatılır. Yani nörobiyolojik olarak psikiyatri çalışmalarında şöyle bir soru var. İşte bu televizyonlarda da çok izlersiniz YouTube'da diyelim. Fil 20-25 yıl normal hayatını yaşıyor. Sirkte çalışıyor fil. Fakat birden insanlara saldırmaya başlıyor. Bir anda. Böyle vakalar görürsünüz. Çok her şey yolunda. Fil birden kafayı yiyor. Uçuyor, parlıyor, çıldırıyor. Bir şey oluyor file, kuduruyor. Ve onu silahla durdurmaktan ya da uyuşturucuyla durdurmaktan başka da şans kalmıyor. Böyle halkı dağıtıyor yani şehre saldırıyor. Şimdi insanlar soruyorlar bir maraz da yok, bir arazi bir şey de yok yani bir hastalık da yok.
Bu film niye birden halkın üstüne ucuma geçti? Ne oldu? Bir şey oldu orada. Orada bilim adamı şunu diyor. Ya onun kafasında bir şey oldu. Biz onu oradan buradan göremiyoruz. Şimdi ben Tayyip Bey'e baktığım zaman Cumhuriyet'e saldırı, bayrağa saldırı. Ya bu bir ülkenin en temel değerleri. Ya bayrağa saldırmak ne demek? Cumhuriyet'e saldırmak ne demek? Haritaya saldırmak, toprağa saldırmak ne demek? Üstelik 50 yıl, 60 yıl bunun bekçiliği yapmış insanlara iftira atmak ne demek? Burada bir şey oldu. Bir içinde bir minareden düştü. Bunun içinde bir minare vardı. Buradan düştü. Nedir o minare bilmiyorum ben. Büyük bir Orta Doğu hülyası mı? Bunu kafa kola mı aldılar? Yani oturdular. Sen imparator olacaksın, Osmanlı kuracaksın. Sen şöylesin falan. Oradaki rüyadan mı düştü? Bir şey oldu. Bu ne oldu? Bunu tarih önümüze koyacak. Yani biraz hani işin geyiği de yani muhabbetin geyiği gibi olacak ama bunlar şimdi tartışılan şeyler. Şeyde şimdi hukuk ilerledikçe mesela son yıllarda şahit olmuşsunuzdur. İşte kaset dinlemenin, kaset ses kaydının ciddiye alınmayacağı, montaj yapılabileceği falan tartışıldı. Evet. Şimdi çok daha değişik yerlere de geldi. Mesela Batı'da bilim adamları bir insanların tikleri var. Tikleri ve takıntıları var. Yani kendileri bilinçle karar almıyor. Beyninde bir şey oluyor, kimyasal değişim. Bunu ancak şöyle izah edebiliriz. Uyur gezer bir adam bir cinayet işlemiş. Uyur gezer. Sonra geldi, ben dedi hatırlamıyorum dedi böyle bir cinayet işlediğimi dedi. Raporunu getirdi. Çalıştı, baktılar ki bu adam uyur gezerken bunu yapmış. Ve adama o suçtan muaf tuttular adamı. Çünkü bunu bilinçle karar almadı. Bak çok önemli. Bilinçle. Dediler ki şimdi hukuk buradan çalışıyor. Diyor ki ya bir adam beyninde kimyasal değişimler var, dönüşümler var. Hatta şimdi öyle bir yere geldi ki çocukluğunda çok sert travmalar yaşamış. Çocuk büyüyor, kafkaççı oluyor diyelim. Onun daha annesi onu terk etmiş, sokağa atmış. Çünkü onda travma meydana gelmiş, bakım evinde kalmış gibi onun suçu azaltıyorlar. Hafifletici sebep. Ama çok ciddi sayıyorlar bunu. Çünkü hafifleticinin sebebi şundan sayıyorlar. Bu çocuğun yaşadığı bu travmalar çocuğun beyninde hasarlar meydana getirdi. Onun karar almasını çok etkiledi bunlar. Şimdi gerçekten şimdi bugün baktığım zaman ya burada Tayyip Erdoğan Bey yani suçtan muaf olacak. Yarın raporlar getirirse bize biz şaşmamamız lazım. Şimdi ben bunu şunun için söylüyorum. Şimdi çikolata bağımlılığı diye bir şey vardır. Bizim de vardır. Yani bazı takıntılarımız vardır, tiklerimiz vardır. Olur yani bunlar. Hani zaman içinde bunlarla mücadele edersin, edemezsin. Şimdi bakıyorsun çocuğun önüne çikolatayı koyuyorlar. Yani herkesin çocuğunda da vardır çikolata bağımlı vardır. Bizim de başka bağımlılıklarımız var. Grafik koyuyorlar beynine, çikolatayı koyuyorlar. Ve çocuğu şey yapıyorlar. Grafiklerle çocuğun çikolataya dayanmasını. Çocuğa diyorlar ki bak diyorlar. Bir dakika yemeden durdun, bir yer gelişti. O gelişen yer gittikçe hani sabır, sabırlı davrandıkça irade güç gösteriyor beyin. Beynin başka bir yeri gelişiyor. Ve çocuk çikolataya karşı daha sabırlı durabiliyor. Mesela en sonunda grafikte şey, psikiyatri diyor ki bak diyor yarım saat durdum diyor yemeden diyor. Burada başka bir şey güçlendi. Şimdi ben de bu siyasilere yani şimdi Tayyip Davutoğlu'larına bunu tavsiye ediyorum. Tabii bunlardan geçti de şimdi İmam Hatip Ortaokullarına girip ya da bu sağ siyasetçiye şöyle bir tavsiyede bulunmak. Yani bizim de böyle bir çalışma yapmamız lazım. Bunlar daha gençken bunların önüne bir Osmanlı haritası koymamız lazım. Aman dalmayın, aman saldırmayın. Yani, çünkü bu travmayı biz yaşadık. Bin yıllık bu topraklarda Mısır, Suriye, Irak, Balkanlar, Balkanlar kardeşim ya, Kafkasya'nın yarısı, bütün buraları biz kaybettik. Bu travma bizim üstümüze düştü. Birileri bunu kaldıramadı. Bizim bunu kaldıramadığımızı gören işte emir komuta zinciri içinde bir piyasa, bir Amerika var. Buradan bizi kullanıyor, bir fare gibi oynuyor bizimle. Şimdi bunlara karşı değil mi bu sağ kültür ikide bir gelip bize böyle bir şey, böyle bir manyaklığın deliliğin için atıyorsa, Enver Paşa'da çok net görülmüştür bu. Böyle bir şeyin için atıyorsa bunu çok ciddi tedavi edeceğiz. Hani hesaplaşma diyorlar ya biz Osmanlı'nın parçalanması ve İslam ordularının İslam orduları yenildi. Şimdi bunu Türkiye'de ben hep bunu söylerim Yavuz. Türkiye'de inkılap tarihi çok yanlış okutuluyor. Atatürk Samsun'a çıkmış inkılap tarihi. Onu oradan okutma. İslam orduları yenildi. Bitti ve dağıldı. Silahlar teslim edildi. İnkılap tarihi buradan okutacaksın. Bunu İslamcılar, Müslümanlar kafaya almıyor bunu. Yani İslam orduları varmış. Evet. Silahlar da elindeymiş. Atatürk de böyle şey. Ya bunu ya Atatürk darbe yaparak
ya da ayak oyunları yaparak iktidar olmadı yani. Karşılıyoruz. Yoktan var et diyelim. Gitti Anadolu'ya, dağılmış askerleri topladı. Dağılmış bir orduyu toplamaya çalıştı. 1000 tane de İngiliz ajanı ve şeyle kavga ederek. Şimdi bu büyük bir travmadır Türkiye'de. Osmanlı dağılmış ve yenilmişiz biz. Bu topraklardaki medeniyeti temsil eden bir sahabe, muhafazakar kültür için büyük bir travma. Bunu kabul edemiyorlar, bunu hazmedemiyorlar. Bu hazımdan da çıkamıyorlar ve çıkamadıkları için bir fareye nereden peynir göstereceğini batılı ajanlar biliyor, yazarlar biliyor. Orta Doğu, petrol, Osmanlı, Osmanlı haritası, yok milletler, halklar topluluğu, yok vagon gibi halklar olacakmış. İşte herkes kendi içindeymiş, eyaletler, federeler, bunları değil mi? Ha, o yüzden biz bir şeyle hesaplaşacaksak şimdi sıfırdan başlayıp üniversitelerde, normal liselerde çocuklarımızı çikolata hastalığı gibi Osmanlı rüyasına hastalık duyanlara karşı bir tedavi etmemiz lazım. Biz bu topraklarda ancak kültürümüzle, barışımızla, güzelliğimizle ve üretimimizle bu topraklarda büyük abi olabiliriz. Evet, Gürcistan'a karşı, Suriye'ye karşı, çünkü merkezi de bir yer. Hı hı. Ama yani bu olmak varken gidip onlarla savaşarak kan gölüne döndürdünüz işte 2 günde. Neye uğradığımızı şaşırdık. 2 tane Müslüman komşumuz var. İkisiyle savaş halindeyiz. Bu hastalığa karşı, yani burada bir de nörobiyolojik de bir şey olabilir diye düşünüyorum. Bence var. Bence bunda nörobiyolojik bir beyin hasarı var. Bu Osmanlı rüyaları değil mi? Burada bir şey yapmış. Ve ama bunu yapan adamlar şunu görmediler. Yani şunu anlamıyorlar. Yani bu etnik ve mezhebi ordular, onlar ordu olamaz. Yani uygarlık tanımları. Yani şimdi şöyle bir şey. Bu çürümeye yüz tutmuş son 150 yılın bir İslamcı ideolojisi var. İslam'la alakası yok bunun. İslamcı. İslamcı, bakın bunlar piyasayla hiç şey yapmadı. Mesela Türkiye'deki bütün sol, yerli, milli şeyler, örgütler, yapılar ve partiler kapitalizme karşı bir yerli kavgası verir. Yerli. Evet. Şimdi bunlar ne oldu da hiç yerli kavgası vermedi? Ot da yok, inek de yok, tarla da yok, hiçbir şey yok. Yerli hiçbir şeyi tutmadılar. Dikkat et. Bunlarınki başka bir şey yani. Yani başka bir şey. Toprak olmadan namaz kılınacağını düşünen, toprağın üstünde ot olmadan bir piyasa, ot, tarıma dayalı endüstri yani, olmadan bir şey yapacağını düşünen, bir mantığın içine nasıl girdi? Bu kötü İslamcılıktan girdiler. Bu rüyalar yanlıştı. İslamcı aydınlar kalkıp bunu düzeltecekti. Burada şöyle bir şey var. Bu çok önemli bir şey. Yani bu adamların bir ucube ideolojileri var. Bir heyyula ideolojileri var. Ve bu ucube ve heyyula ideolojilerin bu kadar geniş kitleyi kandırmasının tek sebebi isim benzerliği. İslam, Müslüman, değil mi? Osmanlı falan. Bunu bu aydınlar tedavi edecekti. Etmediler, ne oldu? İşte belki de bu topraklarda bu anlayıştaki insanlar yüzlerce yıl belediyelerde, hükümette yaşayacaklardı. Hayır, sonuna geldiler. Bitti. Bitti. Şimdi sen Esat'a karşı 80 bin adam öldürmüşsün. Bunu bana nasıl izah edeceksin? Apo ile aynı eşeğe bittin. Senin maç bitti. Sen şu anda Enver Paşa ile aynı yere, Apo ile aynı yere geldin, oturdun. Ki Enver Paşa'yı da bu şekilde Apo ile aynı yere koymayalım. Haşa estağfurullah. Yani o kadar ağır cümleler çıkmasın ağzımdan. Öyle de bir şey demek istemedim. Bu cezalandırılacak Türkiye halkı tarafından. Bir de tabii yaşadıkları hayat da vardı. Bir de ne, hangi hayat yaşıyorsun? Yani bir de yaşadıkları hayat var. Yani bakıyorsun belediyeler yağlı, ballı, talan, dünyayı yiyorlar. Güzel bir fıkra anlatmıştım geçen şeyde. Adam biri bir sarayın üstünde, bir saray, sarayın çatısında bir şey arıyor. Ne arıyorsun diyorlar? Devemi kaybettim diyorlar. Devemi arıyorum. Onun hemen çatının hemen altında da padişahın odası. Kucağında cariyeler, etrafta hizmet edenler, iblikler, şerbetler, oyunlar falan. Fakat padişahın da elinde tesbih. Bütün bunlar olurken de böyle cariyeler yatakta falan, etrafta işte huriler diyelim, hizmetçiler. Allah 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 Allah, tesbihini çekiyor, Allah Allah. Sonra bunun sesini yukarıdan duyuyor padişah. Kim lan diyor çatıdaki diyor, indirin onu diyor. İndiriyorlar adamı. Ne yapıyorsun oraya diyor. Diyor efendim diyor, devemi kaybettim diyor, arıyorum. Ulan diyor padişah, ulan diyor senin devenin benim çatıda işi ne diyor. Diyor ki, vallahi diyor padişahım diyor, kucağında cariyeler, şerbetler, huriler, sinli yataklar, kürkler, samurlar içinde. Kalkmışsın Allah'ı arıyorsun diyor. Allah'ım burada işine.
Evet. Nihat abi, kısa bir ara vereceğiz ama hemen şunu da ifade etmek istiyorum. Yine bu betona saplanan Cemal Uşak şöyle söylüyor. Diyor ki, bebek katili demeyelim artık. Yani bu da bunun da bir altını çizelim. Ya o ne diyorsa desin. Bir de böyle bir şey var. Şu bize bir dikte ve dikte, yani böyle bize bir komutlar, bir emir komutlar. Yani kardeşim, Tayyip Erdoğan Bey emir komutlarını yayınlar, siz de ona uyarsınız. Da bana ne? Bana niye bunları halka? Siz kimsiniz emir komuta yayınlıyorsunuz? Gidin Tayyip Erdoğan eteğinde, o ne diyorsa şey yap. Ama şey, müthiş bir uyanış var. Antalya'da pazar günü Yörük ve Türkmenler, sizin biraz evvel söylediğiniz. Geçen yıl 100 bin kişiydi ve bu sene 250 bin. İlk bir şölendi. Korkut Eli yaylasında olağanüstü de bir tabloydu. Değerli seyirciler, mesajlarınız bize hem kurumsal hem de bireysel olarak güç katıyor. Mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir aradan sonra Ver Yansın devam edecek. Yok, aynı söyle, bunların şeyi kalmaz. Bağlama ayrı. Yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey. Şam Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Bessem Abdullah ulusal kanalda canlı yayında. İsrail'in saldırısına Suriye'nin cevabı ne olacak? Bölgesel savaşa mı sürükleniyoruz? Akçakale'de silahlı muhaliflerin bir polisimizi şehit etmesinden sonra Suriye'ye yöneltilen namlular Türkiye'ye mi dönüyor? Açılım süreciyle PKK'nın Suriye ve İran'ı hedef alan açıklamaları. Ey Beşar Esad! Vallahi bunun hesabını vereceksin. İsrail'in özrü ve AKP'nin Suriye politikasının geleceği. Esra Atalay soracak, stratejist Bessem Abdullah Şam'dan yanıtlayacak. Suriye gerçeği salı akşamı saat 22'de Ulusal Kanal'da. Gündemin başlıca haber başlıkları televizyon gazetesinde. Basında öne çıkan manşetler, köşe yazılarından bölümler ve seçkin konuklar. Şarkılarla, türkülerle, şakalarla şenlenen bir sabah programı. Halil Nebiler'le televizyon gazetesi hafta içi her gün saat 08'de Ulusal Kanal'da. Televizyon gazetesi artık bir saat daha ekranlarınızı dolduruyor. Televizyon gazetesi hafta içi her gün 08-11 arası Halil Nebiler'le Ulusal Kanal'da. Eyvah, yetişmedi, ne yapacağız? Sen tut şunu. Vücudumu ıslatıyorum. Göreceksin. Su cereyanı kolay geçirecek. Ömer. Tamam. Şu tahtaya da bastın mı? Evet. Al silahı, ateş et. İşaret ver. Ama düşman? Ne diyorsam onu yap. Bu telgrafın hemen çekilmesi lazım. Hadi. Hadi ateş et. Patladılar. Fatsalı Halim Efendi, Kurtuluş Savaşı'nın kahraman telgrafçılarından. Bu ülke bugün de kahramanlar yetiştiriyor. Yoksa aynı şeyleri söyle, bunların şeyi kalmaz. Bağlama ayrı, yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey. Ver Yansın devam ediyor değerli seyirciler. Nihat abi, hep biz bu basındaki olumsuzluklardan bahsediyoruz ama böyle bir kardelen gibi duran da çok iyi yazan dostlarımız da var. Bunlardan bir tanesi Vatan yazarı Mustafa Mutlu. Mustafa, tıpkı bizim müesseri Ayşenur her gün zikretti ve müesser tahliye olmuştu. O görevi şimdilik Mustafa Mutlu yapıyor. Her gün köşesinde
Fatih İlmioğlu ve Gazi Serdar Öztürk'ten bahsediyordu ama Serdar çok ilginç bir delikanlı. Bugün bir mektup yazmış dün. Diyor ki Mustafa Mutlu artık beni yazmayın diyor yani. Bireysel kurtuluş yok. Halkımızın geleceği bizim sağlık sorunlarımızdan çok daha önemlidir. Bu ülkede yüz binlerce Serdar Öztürk var. Biz gideriz. Bizim yerimize boyun eğmeyecek binlerce Serdar gelecek diyor ve çok soylu bir davranış. Bu süreç içerisinde yani en çok mahcup olduğum, üstüne çok da yazı yazamadım, birkaç tane yazmaya çalıştım. Ama en çok yani insanlar baba evlatlarına sorar hani hanginiz beni daha çok seviyorsunuz hani anneyi babayı mı? Bu sorunun cevabı şüphesiz yoktur. Ama Serdar Öztürk'ün yeri bende çok başkadır yani. Onu böyle çok daha öte ortaokuldan böyle bir kan kardeşim gibi görüyorum. Çok soylu bir mücadele, çok soylu bir insan ve o kadar hastalıklı bir bünye içinde ki evet. Hapishane şartlarında tahrip olmuş, hastalıklı bir bünye içinde bu kadar yüksek bir, onurlu bir direniş duygusu, o yüzden eşi benzeri yok. Böyle çok ayıp da olacak bunları söylemek ama biz çocukken, ortaokuldayken çok sevdiğimiz yiğit arkadaşlara kan kardeş olmak isterdik. Güya böyle küçük şey yapardık. Bunlar benim bu şekilde kan kardeşim. Hatta bir şey olursa Allah göstermesin. Yani mezarlarından gider alırım onu yani. Evet. Bir başka hadise daha var. Çok önemsediğim bir hadise var. Bu programlarda hep söylüyoruz. Hem Halk TV'de hem Ulusal'da söylüyoruz. Beşikdüzü'ndeki sessiz çığlık öyle bir gelişti ki. Yani 47 zannediyorum 47 tane Trabzonlu Balyoz ve Ergenekon davasından tutuklu var. Bunlardan 4 tanesi de Beşikdüzü'lü. Koramiral Deniz Yora, Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul, Kurmay Albay Mustafa Önsel, Albay Engin Çırakoğlu ve Yarbay Yunus Nadi Erkut. Bunlarla ilgili 3 haftadır bir Beşikdüzü'nde bir artık sessiz çığlık eylemi var. Öyle. Geçtiğimiz günde bütün Trabzon'da olması lazım. Evet. Çünkü bu davalarda niyeyse Karadeniz ve Trabzon bölgesinde sayı olarak çok büyük fazla var. Evet. Bunun da sebebi anlaşılıyor. İsyankar insanlar, yerli insanlar, bu toprağa çok bağlı insanlar. Mıy mıy olan tipler değil. Yani mesela 10 kişilik bir ofisteyse önde geleni olmuş ya da şu olmuş. Biraz işten karıncalı ve pireli insanlar, doğaları gereği yerinde duramayan insanlar ve bu yerinde duramayan insanları da bu büyük emir komuta, kimse bunlara karar veren, bunu ön sıraya almış. Demiş ki yani, bakın biz Türkiye'ye baskın yapacağız. Baskının planları şudur. İşte Doğu Perinçek, İlhan Selçuk, o gazete, bu televizyon, o ordu. Şu yerli örgütler, bir de demiş bu Karadenizliler. Aynen böyle. Evet. Yani bunları alırsak, bunlar hani hafif kabadayı kültürü var, boyun eğmez kültürü var, burayı şey yapalım. Bu çok nettir ve Karadeniz halkı bu konuda uyanık olsun. Kendi evlatları şu anda içeride. Kendi öz evlatları içeride. Ve tertemiz çocuklar ya. Tertemiz çocuklar. Yani televizyonumuz işte bu kadar gücümüz. Biz de size bu kadar ulaşabiliyoruz kardeşim ya. Ne yapalım işte. Duyun sesimizi. Kendi evlatlarınız içeride. Evet, bu hafta Trabzon milletvekili, MHP'nin Trabzon milletvekili Koray Aydın da katılmış Beşikdüzü'ndeki bu gösterilere ve şöyle bir değerlendirmesi var. Bu süreci hep bir mıntıka temizliği olarak gördüm ifadesi var Koray Aydın'ın. Ya çok geç kaldılar yani, ben tabii ki insanların siyasi şahsiyetlerine çok da laf dokundurmak istemem ama ya çok geç kalındı ya. Yani o sessiz çığlık eylemine yani evet. Çok geç kalın. Yani tamam tarlasındaki çiftçisi öbürü biraz geç uyanır da sizin gibi değil mi? Hani siyasi şahsiyetlerin çoktan yeri göğü inletmesi lazımdı. Böyle hani boyunuz posunuzla değil mi? Şeklinizle böyle bir mertlik konuşurken bir cümlede 10 tane mertlik diyen insanları da bu kadar geç kalması bizleri çok üzmüştür. Şüphesiz kendi şeylerinde değerli insanlardır ama oradan bir şey demek istemem ama biz de bu süreçte fazla geç kalmışlar, bizi de çok yaralamıştır. Bunu da söyleyeyim. Evet ama Beşikdüzü'ne 19-20 Mayıs'ta hem orada bir etkinlik var. Biz de söz verdik inşallah. Oraya da gideceğiz. Evet, bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı Cemil Çiçek. O kaldı ki Adalet Bakanlığı yapmış, hukukçuda bir kimliği var. Çok ilginç bir laf etti. Dedi ki PKK çoktan çekildi dedi. Ne diyorsunuz?
Yani çoktan çekildi. Yok. Ya bilemiyorsun tabii, ona çok da bir şey diyemiyorum. Çok da bilemiyorum Yavuz. Tabii böyle bir şey, bir duyuru yapmak, arkadaşların bir şeyini yapmak programımızda mecburuz. Biz bunları çok da istiyoruz. Fakat bunları yaptığımız zaman da, programın göbeğine bunları koyduğumuz zaman da program böyle şey yapıyor. Başka bir alana doğru dağılıyor. Bir daha onu getirip koyduğumuz yerden tekrar yoluna koymak zahmetli oluyor. Kısa yoldan almak, götürmek zahmetli oluyor. Biraz önceki o şeyden, o minareden gittim yani. Tayyip Bey bir minareden düştü diye. Gerçekten hayal dünyasında onu yetiştiren bir kültür vardı. Oradan düştü ve şu anda halkına savaş açmış. Ve bir generallik üstlenmiş ve generalliği kendi halkına infaz ve değil mi, ağır ithamlarla saldırıyor yani imha sürecinde. Bunu çok iyi tartışmamız lazım. Bu için çok da güzel yani genç çocuklarda. 1910'lu yıllarda Hikmet Müftüoğlu'nun çok ünlü bir şeyi vardır, hikayesi vardır. Bunu milliyetçiler çok iyi bilir bu hikayeyi. Turan nasıl çıldırdı diye bir hikaye. Turan şu yüzden çıldırdı. Hikaye şu kadar basittir. Turan Osmanlı'nın o son döneminde İstanbul kolera ya da işgale hazırlanıyor. Çok zor, dağılıyor Osmanlı. Fakat genç çocuk hep Yavuzlar ve Kanunilerle büyümüş. Hep o büyük atalarını görmüş. O şahlana dönemlerle büyümüş. Ama gerçek realite kolera altında ölmüş köpekler dolu Sultanahmet Meydanı, kolera, yoksulluk, düşman askeri. Turan bunu kaldıramaz. Çünkü Turan bunu asla kaldıramaz. Çıkar bir minarenin altına ve atar kendini aşağı yani, değil mi? Evet, çok güzel bir şey. Turan nasıl çıldırdı? O tüm şey milliyetçiliğinde ilk çıkış hikayelerinden biridir Hikmet Müftüoğlu'nun. Fakat ille de minarelerine kendini atması gerekmez sembolik olarak da. Gerçekten önümüzde sağ ve muhafazakar kitlelerde de bir Turan nasıl çıldırdı hikayesi. Yani bir Erdoğan, yani Tayyip Erdoğan Bey nasıl çıldırdı, Ahmet Davutoğlu Bey nasıl çıldırdı hikayesi yazmamız lazım. Çünkü bunlar da İmam Hatip'teyken çok büyük atalarının işte değil mi, Erbakan Hoca bunları böyle yetiştirdi, şöyle şanlı, böyle bilmem ne. Fakat realiteye geldi, baktılar ki kendi odalarına kadar yabancı istihbarat girmiş. İsrail'in, evet, Başbakanlığın İsrail'le odasını şey, İsrail'in emrinden çıkamayan ve bir İsrail projesine 3 yılda 4 yılda İsrail projesinden yürümeye başlayan bir duruma geldiler. Bu şimdi buna karar verebilir. Yani bir ülkenin devlet adamları hiç olmayacak mecralarda, olmayacak istihbarat birimleriyle, hatta halkının da hiç kabul edemeyeceği yerlere imza atabilir. Bunlar olur. Olur. Siyasi tepkilerini görür ama olur. Ama bu olurken başka bir şey daha olur. Bu imzayı atan adamlarda büyük bir yıpratma. Yani yani mesela diyelim ki Obama beni ödül veriyor ve beni baş köşeye koyuyor diyelim, beni yani. Ben bunu da kabul ediyorum. Bu beni içeriden, ben bunu kabul edersem değil mi yani? Bu beni içeriden yıkar yani. Bir yerden yıkar beni. Şimdi Tayyip Erdoğan Bey bu kadar yanlış şeye karar verdiler ve değil mi, bir İsrail trafiğinde buldular kendini. Orta Doğu'da Esad'la 80 bin insan. Ama iş dünyasında bir şey oldu. Birisi düştü. Bir mümin Müslüman, bir mücahit düştü. Büyük bir minareden düştü. Çıldırdı. Ben bu Tayyip Bey'in son 3 yılda 4 yıldaki bu büyük öfkesi, bu büyük imha ve infaz kararları, bu hepimizin üstüne beton dökme, bu Esad'a karşı büyük bir savaş ve Türk medyasına bu kadar sert bir hakimiyet, Turan nasıl çıldırdı? Çıldırmasaydı zaten Türk bayrağına, Cumhuriyet'e değil mi, değerlere bu kadar şey yapamazdı, karşı gelemezdi. Bu çok değerli bir şey bu. Şimdi bu burada bunu söylerken tabii şunu da, İslam telakkileriyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani şimdi bugünlerde sadece nohutunu, buğdayını, pamuğunu, yani yerel otunu, koyununu karar vermiyor yani. Sadece bunları, bunlar yerli olmaktan çıkmış. Yerli sanayi çıkmış. Bütün şirketler. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir ülke, bir başbakanın son 10 yıllık, bir bakın yani konuşmalarına bakın, grup konuşmalarına bakın. En mutlu olduğu an nedir? Tayyip Bey'in en mutlu olduğu anlar, satış yaptığı anlar. Köprüyü sattım, telekomu sattım, şunu yaptım. Onu derken çok mutlu oluyor. Ya bir insan satarken mutlu olabilir mi? Sattım. Ya satışta mutluluk. Ya böyle bir şey var mı? İnsan buna üzülmesi lazım. Hadi üzülmedi de mutlu da olma bari. Evet. Hani bir şey, acı gerçek de yani. Acı recik de. Ne yapalım de. Zorunlu de. Değil mi? Değil mi yani bu şey? Bu sadece bu değil. Bu Müslümanların, ya Müslüman derken hepimiz Müslümanız. Bu İslamcı, üçüncü dünyadan gelmiş ve Tayyip'in ve partisinde şekillenen,
bu üçüncü dünya İslamcılığı toplumda çok tuhaf bir baskı uyguluyor. Yani bunun yüzlerce yani. Evet. Gömlek, tişört, sokak, ilkokulda çocuk nasıl gidecek? O otelin içi, uçağın içindeki hostes ne giyecek? Ya oraya da karışma ya. Ya çocuğa da karışma. Oraya da karışma. Ya bir rahat bırak. Niçin her tarafa tahakküm? Çünkü her tarafa baskı. Çünkü üretimle kendilerini gösteremiyorlar. Evet. Tiyatro, sinema, sanat geç. Hepsini geç. Tek ekranlara çıkıp güzel konuşarak kendilerini gösteremiyorlar. Onu da geç. Hı hı. Pamuk da gösteremiyor. Koyun da gösteremiyor. Tarlada gösteremiyor. Sanayide gösteremiyor. Üretimde gösteremiyoruz. Büyük sanayide gösteremiyor. Hiçbir alanda kendini gösteremiyor. Tek göstereceği yer baskı uygulayarak. Bugün bir bakın AKP şahsında İslamcılık nereden tartışılıyor? Hep baskı ve tahakküm noktalarından tartışılıyor. Şuna yapma, bunu yapma, bunu yapma. Babalar yani İslam dediniz ona yapma, bunu yapma, şunu yapma mı yani? Başka bunun güzel bir tarafı yok mu yani? Bir şeyi de güzel yapalım, hadi gelin. İyi. Yani İslam dediniz topyekun bir yasaklar rejimi mi? Topyekun bir baskı rejimi mi? Siz böyle mi şey yapıyorsunuz? Bu çok ciddi bir sorudur. Bunların kafalarının ne kadar şey olduğunu, saçma sapan olduğunu gösteren, evet, çağ dışı olduğunu gösteren de burasıdır. Yani herkes Müslümanlar hem bir Allah'a inanabilir hem de özgür yaşayabilir. Evet. Yani hem Allah'a inan hem özgür yaşa. Niye? Bu geçmiş medeniyetimizin güzellikleri. İnsanlar kendi hallerinde yaşarlardı. Çok da değil mi zorbalık yoktu, karışma yoktu. Bu Orta Kafkasya, özellikle Balkanlarda bu Alevi kültürüyle de çok rahat İslamiyet'in yayılmanın en büyük sebeplerinden biri rahat oluş. Kimseye baskı ve zorbalık olmayışı yani. Şimdi her şey baskı, tahakküm falan. Çünkü başka bir yerde İslam adını şey yapamıyorlar. Neyse bunların hepsini geçelim. Niye bir şeyi inançla baskı yan yana duruyor? İnançla özgürlük yan yana dursun. Şimdi o genç çocuklar öğrensin diye bu hikayeleri söylüyorum. Büyük Engizisyoncu diye Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler'de bir metindir. Metinde birçok felsefi yer tartışılır da bunlardan bir tanesi de bir küçük bir yeri vardır. Bu da felsefeciler tartışır metinde yani. Bir hikaye parçası büyük romanın içinde. Büyük Engizisyoncu da işte insanları avlayan, içeri atan, yok sayan, Hristiyanlık adına, kilise adına yargılayan birisi yani ama zalim birisi. Bu adam işte o hikayede İsa'ya, gökten inen İsa, İsa'yı bile tutukluyor. Düşün. Yani Büyük Engizisyoncu İsa'yı tutukluyor. Haşa estağfurullah, peygamberi bile tutuklayan diyelim. Tabii bunlar sembolik oluyor orada. Şimdi Büyük Engizisyoncu bir de hücresinde İsa'yla konuşuyor. Ve İsa'yı suçluyor yani niye tutukladığını falan söylüyor. Hı. Diyor ki kardeşim diyor, siz diyor insanlığı yoldan çıkarttınız diyor. Hem inanın dediniz iman sahibi hem de iman sahibi olanları özgür kıldınız diyor. İmanla diyor, imanla özgürlük yan yana olmaz diyor. Bizi diyor karma karışık ettiniz diyor kiliseyi yani. Şimdi tartışma, ciddi bir tartışma. Buradan felsefeciler tartışıyor. Şimdi bu çok ciddi de bir sorudur. 200 yıldır bunu felsefeciler de tartışıyor. Şimdi biz İslamcılar, yani bu üçüncü dünya İslamcıları, kardeşim insanlar iman ediyorsa iman ediyordur. Kendi bileceği iştir. İş dünyalarında iman nasıl ediyorsa ediyorsunuz. Şimdi siz öyle bir şey getiriyorsunuz ki telakki, iman eden kim iman ediyorum diyorsa bu adama tahakküm ve baskı uyguluyorsun, bir de bana iman et diyorsun. Yani iman eden insanı özgür bırakmıyorsun. Şimdi Anadolu'da Tayyip Erdoğan'a oy veren kimse, bu insanların hepsi, pardon, Anadolu'da iman eden ne kadar insan varsa bu insanlar sadece iman etmeyecek, bir de Tayyip Bey'e iman edecek. Bir de Tayyip Bey'in emir telakkilerine uyacak. Otoritesinin altına girecek. Yani bu İslam'ın bu çürümüş tarihinden, yakın tarihinden de gördük ki İslamcılığın, 3. dünya İslamcılığın senin yatak odana kadar karışacak. Anne, baba değil mi? Her şey, giyim, kuşam, her şeyine karışacak. Yani İslamcılar son 150 yılda, 3. dünyadan gelen İslamcılık, inançla özgürlük sorununu çözemediler. İnanç der demez baskı. Ben inanıyorum, o halde gel bizim partiye oy ver. Ben inanıyorum, o halde benim emirlerimden çıkma. Yok ya. Niye senin emirlerinden çıkmıyorsun? Ben orada Allah'a karşı muhatabım, evet, sendesin. Bu sorunu çözemediler. Çözemedikleri için ve bunu çözmeye çalışan alimleri de kendi işlerinde barındırmadığı için, kovdukları, yok saydıkları için babalar talan, imarı talan ediyor. İslam. O da oluyor İslam. İstediği gibi arkadaşlarını yediriyor içeri. İslam. Sorgu sorma. Onun emrinden çıkma. Onun otoritesinden çıkma. Bu çok kolay bir soruyu, değil mi? Bu insanlar açamamışlar ve kendilerini sıkıştırmışlar. Şimdi gelmişler kendi üyelerini
kendilerine inanan o saf dil insanları, değil mi? Kullandıkları gibi yetmemiş. Onlarla da büyük projeleri de gerçekleştiremiyorlar. Bizle ya. Bizi de inancı, imanı, özgürlüğü çocukluğumuzdan beri tartışan bizleri de kendi şeylerin altına almak istiyorlar. Tahakkümleri altına almak istiyorlar. Öyle bir tahakküme giremeyiz. Biz böyle bir beton, Allah böyle bir beton dökmedi. Beton döken siksiniz. Bu beton mikser makinesi de İsrail'in, Amerika'nın ve senin makinedir. Gelmişsin ve bu ülkenin Müslümanlığın üzerine, kutsal değerlerin üstüne bu betonu döküyorsun sen. Burada bir özgürlük sorunu var. Önce buradaki yurttaşların bir özgürlük sorunu var. Bu toprağın bir özgürlük sorunu var. Bizim de bir özgürlük sorunumuz var. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Çırpınacağız burada. Bu yanlış, sapma, batıl, hurafe, ortaçağ şeyleri dolu, pislikleriyle dolu bu inançlarınıza bu toprakta tepineceğiz kardeşim. Asla da müsaade etmeyeceğiz. Bir 2013 Türkiye'sinde geldik. Şu insanlara bak ya. Bir bakıyorum şu insanlara. Şimdi çoğunu da tanıyorum falan. Ya dedim ne bunlar ellerinden bir sanat eseri gelmeyen, bir seramik tablo bile yapmayı, yani bir tabak bile yapmayı bilmeyen. Yani hayatın hangi alandaysa o alanında hiçbir şey üretmemiş bu insanlar. Baktım bu iktidar döneminde hepsi şey olmuş. Böyle özel yetenekleri ortaya çıkmış. Ne özel yetenek dediğine bakıyorum, müsteşar olmuş, bakan olmuş. Ne? Yasak. Özel yetenek yasak. Onu yapma, bunu yapma, şuna basma, şunu gitme. Hayır kardeşim. Hayır. Burası sizin cemaat dershaneniz değil bu toprak. Bu toprak sizin yetiştiğiniz o şey değil yani. O dar karanlık oda değil. Bu topraklarda yüksek bir bağımsızlık sesi var. Yüksek bir yurttaşlık kültürü var. Yüksek bir uygarlık kültürü var. Yani bizi Ted Tayyip'in şeyine, emir komutasına almaya çalışan bu yüzlerce yazar, kendileri kendi kültürlerini, inanç, iman, bunu tartışacaksın sen. Niçin zulmediyorsunuz bu toprağa? İslam'ı bir zulüm ve gaddarlık haline getirdiniz. Yetmedi. Anadolu halkını bu gaddarlığınızı seyreden, gaddarlığınıza razı olan, rıza gösteren bir hale getirdiniz. Kuvvet komutanları, yazarlar hepsi içeride ve bunu onaylattırıyorsunuz ve İslam adına bunu yapıyorsunuz. Kendi suçunuza da bu halkı ortak ediyorsunuz. Bugün altından kalkamazsınız. Tekrar ediyorum. 80 bin insan öldürdünüz orada. Tek satır tartışmadınız. İki tane Müslüman komşumuz var. İki Müslüman komşumuza karşı savaş halindesiniz. Otunuzda yok, tarlasında yok, milli şirketlerinde yok, sanayisinde yok, nohutunda yok, Çukurova'da yok, Ergene'de yok. Hiçbir yerde yoksunuz. Ekrana çıkıp sabahtan beri bu ülkeye bir emir ve şey, komut yayınlıyorsunuz. Yasaklar yayınlıyorsunuz ve bunlara da bunlarmış, o bunlarla Osmanlı'yı kuracaklarmış. Ya siz bir kere adam olsanız, İsrail'in bu kadar, Obama'nın bu kadar emri altına niye girdiniz? Nasıl girersiniz? Girilir mi kardeşim? Yoksa aynı şeyleri söyle, bunların şeyi kalmaz. Bağlama ayrı. Yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey. Ulusal